Çay Asperleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben Onur İnan. Selamünaleyküm. Ben de Muttayır Kılıç. Hoş geldiniz. Bugünkü Çay Asperleri kanalımızda normalde işlemiş olacağımız bir konu vardı. Fakat biliyorsunuz son bir haftadır, hatta 10 gündür gelen şehit haberlerimiz var. Ve bu yüzden bugünü biraz daha farklı bir program yapmak istedik. Çay Asperlerinde şehitlerimiz üzerine yapmak istedik. Allah onları Peygamber Efendimizin komşusu eylesin. Rabbim bu vatanı için, toprağı için, milleti için şehit düşen, her ne pahasına olursa olsun mücadeleyi bırakmayan Türk milletini Rabbim korusun ve yücelsin. Amin. Şehit ailelerimize, ülkemize, milletimize başsağlığı diliyoruz. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Amin. Bizlere de inşallah o mertebede, o yolda olmayı nasip etsin. Amin inşallah. İnşallah. Bizim de amacımız inşallah onların şereflendiği kata biz de talibiz. İnşallah Rabbim bizleri de onlar gibi şehitlik mertebesine yükseltecek işler yapmayı nasip eder inşallah. Muhtarip Amin. bugün İnşallah. konuşmamıza ilk geçmeden evvel gene senin şiirlerini gerçekten arkadaşlarım beğendi. Allah razı olsun. Gene senin Allah şöyle razı güzel bir olsun. şiirinle başlayalım. Ne dersin? Kardeşim, bir sohbetimize de başladığımızda bahsettiğimiz gibi şehitlerimizden Evet. bahsettik. Açılışımız bu şekilde yaptık. Evet. Nacizane Şehitler Ölmez isimli bir şiirim vardı. Sizlerle onu paylaşayım. Sohbetimize de buradan yol alırız inşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun diyelim. Ya Amin. Allah, ya Bismillah. Programımıza başlıyoruz efendim. Muttalip Bey'in şiiriyle. Uğruna can verene değer biçilmez. Şehit kanı bu, bir damlası çürümez. Anlayana ibretlik bir ders. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Geçilmedi Çanakkale yine geçilmez. Bir avuç piç bu vatanı hiç bölemez. Canıyla öder bundan almayan ders. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Üstünde okunur günde 5 kez ezan. Saysız altında yatan mübarek sultan. Görünen görünmeyen koruyucusu var haini anlamaz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Yemek ile bitmedi, satmak ile bitmez. Her yönden saldırı var, yıkılmak bilmez. Tarihten bugüne bu değişmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her taşın altında çıkar mason, nice yapılmış plan tutmaz. Kalmışsa eğer duymayan, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hilalli bayraklar nazını kaybetmez. İçinde dışında hain köpeği bitmez. Bir gerçek var ki değişmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Saysız cennet gülleri, ölümsüz erleri, dalgalansın diye ay yıldızlı bayrak sebebi, bu ülkenin işte en büyük gerçeği, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bilecek bundan sonra dostu da, bilecek hain köpeği de, sonu çetin olur Türkiye düşmanlık edeni, kutsal bir din, şerefli ırk bir gerçeği, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ağzına yüreğine sağlık güzel kardeşim. Allah Biz bu razı olsun. şiirinle içimizi hem dağladın hem de çok özür diliyorum arkadaşlar sizden. Bazen Şehitlerimiz var, evet. acılarımız Evet. var. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir anne evladını yetiştiriyor. Bir milleti uğruna feda ediyor bu çocuk. Hep
şundan bahsederler. Bunu genelde siyasi kesim çok böyle benim şehit kardeşimi kullanan hangi parti olursa olsun benim için hiç önemli değil. Ama benim kardeşimin kanıyla siyaset yapılmaz. Biz şuna karşıyız arkadaşlar. Bir şehit olurken bir kişi, bir asker şehit olurken veya bir kardeşimiz şehit olurken inancınız olsun hiçbiri gidip de ben neden şehit oldum ya da ölüyorum kelimesini kullanmıyor. Bir tabura veya alaya gittiğiniz zaman, operasyon dediği zaman koca taburdan, alaydan herkesin eli kalkıyor. Belki şehadet mertebesine ulaştırırım diye. Yani benim en çok üzüldüğüm, Talip kardeşim ben sana şunu söyleyeyim. Önceden şehitlerimize bir saygı vardı, bir sevgi vardı. Şehitlerimiz geldiği zaman bir caddenin üzerinden araç geçerken bir saygı vardı. Gülmezsin. Ona olan saygını, minnettarlığını ifade edersin. Şimdi bakıyorsun kardeşim, insan kendi vatanı için şehit oluyor, senin için şehit oluyor, annen için şehit oluyor, bacın için şehit oluyor, namusun için şehit oluyor. Fakat oradakiler geçiyor karşısına. Ben bu gençliği anlamıyorum ya. Gülüyor, eğleniyor, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Arkadaşlar, son 5 yıldır, 6 yıldır bize ne oldu? Şehitlerimize saygı kalmadı. Kendi ideolojimiz üzerine bu kadar yoğunlaştık. Allah'ı bilmiyoruz, peygamberi bilmiyoruz, ehli sünneti bilmiyoruz, şehitliği bilmiyoruz, şehitlik makamını bilmiyoruz. Hiçbir şeyi bilmiyoruz. Birileri, bilmiyorum yanılıyor muyum da, siyasete girdiğinden bu yana bu ülkenin bazı düzenleri bozuldu. Öyle değil mi? Yani bakıyorsun şimdi. Yani bilmiyorum bana mı farklı geliyor? Hani sana da o olmuyor mu? Yani bir siyasilere bakıyorsun. Rant peşinde ya. Benim şehidimin kanıyla rant peşine düşüyor. Bu hangi parti olursa olsun arkadaşlar bizim için hiç önemli değil. Çünkü benim kardeşimin kanıyla siyaset yapamazsın. Buna da izin verilmemeli. Aynen öyle. Şehit bayraktır. Elbette. Bayrak hepimizin. Elbette. Bayrağın bir siyasi görüşü olmaz. Bayrağın bir şey olmaz. Bayrak bağımsızlığın timsalidir. Hürriyetin adıdır. Ve her bir şehidimiz bayrağa renk veren, can veren, yaşatan, yükseklerde durmasını, dalgalanmasına vesile olan mübarek cennet gülleridir. Elbette. Amin ve kella. Bayrağa da saygısızlık yapılmaz, şehide de saygısızlık yapılmaz. Bu uğurda siyaset adı altında ucuz rantlar da sağlanmaz. Elbette. Buna da izin verilmemeli. Yani doğru söylüyorsun. Hani şimdi bakıyorsun ya birileri ya düşünün bir meclis düşünün. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi arkadaşlar? Yani partisi, yani bu işin partisi düzeni yok. İlk girdiğiniz zaman binaya Türkiye Büyük Millet Meclisi yazıyor değil mi? Benim Türkiye Büyük Millet Meclisi yazan yerde bulunan milletvekillerine şöyle bir sözüm var. Arkadaşlar, benim kardeşimi şehit düşüren biz bunlara vatan hainlerine bizim halk dilinde, halkın içinde, milletin içinde bunların adı kahpedir. Etekli kahpelerdir. Sen benim kardeşimi şehit edeceksin. Benim Türk kardeşimi şehit edeceksin. Benim Türk kardeşimi şehit edeceksin. Bu ülkede kimliği Türkiye Cumhuriyeti yazan bütün kardeşlerimi şehit etmeye kalkacaksın. Ve daha sonradan da çıkacaksın adice diyeceksin ki ben Kürtlerin hakkını koruyorum. Yok ben bilmem kimlerin hakkını koruyorum. Kardeşim sen kimsenin hakkını korumuyorsun. Sizin biz her şeyinizi farkındayız. Halk olarak da farkındayız. Kesinlikle. Sizler birilerinin Kesinlikle. ciddi ciddi uşaklığını yapıyorsunuz. Ben buradan bütün siyasetçilere bir şey söylemek istiyorum.
Şimdi biliyorsun bizlerin neler 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 yaptılar. Biri bizi koyun ettiği, biri bizi kuzu ettiği, biri bizi bilmem ne ettiği, biri... Ya her önüne gelen siyasetçi bir şeyler yaptı değil mi? Ama hiçbiri şunun farkında değil. Türk milleti her şeyin farkında arkadaşlar. Türk milleti her şeyin farkında. Ben buradan hepsine diyorum. Madem bu milleti, bu devleti, Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, vatanı, milleti, bayrağı, Allah'ı, peygamberi biliyorsunuz. O zaman evlatlarınızı neden göndermiyorsunuz dağa bayıra? Onlar orada şehit olurken benim kardeşimin üzerinden siyaset yapmayın. Bu millet sizin gibi siyaset yapanlardan gerçekten bıktı, usandı. Biz seninle hatırlıyor musun? Her şehitliğe gittiğimizde haftada biz 2-3 gün Muhtarlık kardeşimle şehitliğe gidiyoruz. Zamanımız oldukça. Oradaki anneleri benim size tavsiyem gidin bir görün. Gidin bir görün. Allah ilk önce imanımızı arttırsın. Sonra da neden dünyaya geldik? Bunun iyi bir öğrenmemizi nasip olsun. En önemlisi üçüncü olayımız da şu. Bizim en çok üzerinde takıldığımız konu. Arkadaşlar biliyorsunuz bu ülkemizde Allah hani kimsenin günahına biz veya sevabına karışamayız. Tövbe haşa. O yaradanla alakalı bir şeydir. Ama bizler şunu söylüyoruz. Bu ülkede birileri pankart açtı. Hepimiz Hrankız dedi. Ermeniyiz dedi. Bu pankartı açtığı zaman hepiniz gördünüz. Fransa'da Elin Charles'ı öldüğü zaman hepimiz Charles'sız diye pankart açtınız. Yanılıyorsan bana deyin ki arkadaş sen yanılıyorsun. Ama hiç kimse kalkıp da elinde pankart ben Türk'üm diyemiyor arkadaşlar. Bizim kızdığımız nokta bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp da Türklüğünü kabul etmiyorsan hani bizi daha evvelden hatırlar mısın? Bizim çocukluğumuz dönemimizde abiler derdi. İşte bu ülke yaşanmaz ben Avrupa'ya gideceğim. İşte orada yaşayacağım orada bir... Değil mi? Hatırlıyorsun. Ben de şimdi buradan onlara sesleniyorum. O zihniyette olan varsa diyorum ki arkadaşım Allah için bu ülkede eğer sevmiyorsanız bu ülkenin bayrağını, toprağını, milletini ayrımsız olarak sevecekseniz başımızın üzerinde yeriniz var. Sevmeyecekseniz gidin arkadaşım. Ya bize açıktan düşman olun ya da bizi sırtımızdan vurmayın. Bizden görünüp daha iyilik yapmayın. Kesinlikle. Kesinlikle Muttalip. Ya kardeşim ben hani bazı şeylere biliyorsun az bir sinir olayı bende var maalesef arkadaşlar sizden de özür diliyorum. Bu konulara girdiğim zaman kendime hakim olamıyorum. Muttalip senin şu güzel şiirlerinden bir tane daha dinleme şansımız olur mu güzel kardeşim? Ondan sonra devam edelim inşallah. Paylaşalım. O zaman belki de birilerine mesaj, belki de dinleyenlerimizin hakikaten de böyle diyebileceği nacizane bir şiirimi paylaşayım ve selam diyelim. Diyelim kardeşim. Millet olarak unutkan insanlarız vesselam. Deli doluyuz biraz ama susuyoruz vesselam. Oyunlar oynar üzerimize fark etmeyiz işte. Bana dokunmayan yılan yaşasın deriz vesselam. Alkışlamayı da severiz hak edene etmeyene. Ağlasın hele bir kere yürek dayanmaz bizde. Kolay değil, sonsuz irade var bizde. Ne söylense hemen inanırız işte. Saflık da var ve selam bizde. Medeniyet diyorlar Avrupa Birliği'ne. Gavur Birliği o, almazlar içlerine. Yine de kapılarında bekleriz gündüz gece.
İnatçılık da var vesselam bizde. Yaşarken değil, ölününce kahraman oluyor bizde. Hainler affedilir sahte mahkemelerde. Kıymet verilmez şehidine, gazisine. Ahde vefa eksikliği de var vesselam bizde. İtibar görmen için sövmen lazım. Dinini, ırkını bilmemen lazım. Allah dersin gözleri yaşlı bir kere, hoca efendi yaparız kendimize. Vesselam. Boş oturmaz televizyonu gazetesi de. 10 numara yaparlar görevinde. Öyle güzel oyalarlar ki milletimi. Mışıl mışıl uyumayı ayakta. Severiz vesselam biraz da. Çözen bulunmaz nedir bu işin hikmeti? Uymuyor işte dışına içi. Sana bir sır vereceğim bak şimdi. Severiz hepimizi biraz. Vesselam gerçekler anlatan bir şiirleri. Eyvallah güzel kardeşim. Ağzına yüreğine sağlık. Senden de sen bu şiirini olsun. Okurken aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi ilk önce buradan bütün Aselsan, Roketsan, Tay ve Bilimum savunma sanayisini kurup da orada mühendislik yapan bütün kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Buna. Allah güç kuvvet versin. Amin. Amin. Ayaklarına taş değdirmesin. Arkadaşlar bugünlerde son bir haftadır bir şey daha tartışıyor bu şehitlerin haricinde. Biliyorsunuz bizler son 2-3 senede savunma sanayisinde gerçekten güzel adımlar attık. Gerek milletimizin desteğiyle, gerek devletimizin desteğiyle ve mühendislerimizin en büyük pay, mühendislerimizin başarısı, mühendislerimizin başardığı bir şekilde sarısı, siyahı, beyazı hiç fark etmeksizin, ırkı fark etmeksizin, cebindeki TC'sini taşıyarak ben bu işin içinde varım deyip de elini altına koyup da bu üretimlere geçen bütün mühendis kardeşlerimin benden küçük dahi olsalar onların o mübarek ellerinden öpüyorum. Allah sizlere daha fazla güç, daha fazla dayanma, daha fazla murat versin. Rabbim sizleri yalnız bırakmasın. Ben burada Akıncı'ya biraz dokunmak istiyorum. Muhtarif kardeşim, sen bana bir soru soracaktın Akıncı ile evet. ilgili. Evet. Onu da bu arada yanıtlamış olayım. Yani neyini merak ediyorsunuz veya Akıncı ile ilgili söylenen, biliyorsunuz milletvekillerinin, bazı milletvekillerinin konuşmaları var ağrımıza giden. Yapılan büyük bir bizim onurumuz var. Evet. Büyük bir gurur duyduğumuz bir başarımız var. Evet. Ve medyaya baktığımız zaman karalama kampanyası da var. Evet. Buna vicdan el vermiyor. Evet. Çünkü bu şahsa ait yapılan, kişisel olan bir şey değil. Bu bizim, evet. bizim ülkemizin dünya devletleri arasında da bizi gösteren bir başarı iken akıl almıyor, yürek dayanmıyor. Nasıl bir eleştiri yapılabilir? Buna nasıl bir karşı çıkılabilir? Bunun sebebi, düşüncen nedir bu konuda? Ben ilk önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce Akıncı belgeseli var. Onu ilk başta izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendi ülkenizle alakalı gurur duymanız gereken siz bunlardan gurur duyarken bizim bazı siyasetçi diye gelen milletvekillerimiz var. Yalnız bunlar siyaset yapmıyor arkadaşlar. Ben şöyle bir kelime okuyayım size. Siz de ona göre kendiniz değerlendirin. Bu açıklama yapan, şimdi bunu ilk başta ben şunu özellikle belirteyim. Benim A parti, C parti, D parti diye kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir cemaat, kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir partiye bağlı değiliz. Bizim bağlı olduğumuz tek şey Allah, ikincisi de bu bayrak ve Resulü. Allah'ın dininin Resulü, kitabı ve şu şanlı Türk bayrağımıza biz bağlıyız. Başka kimseye bağlı değiliz. Ben burada isim veriyorum. Sebep de şundan dolayı. Bu kendi sözü. Zaten mecliste bunu söylüyor. Diyor ki, bunu söyleyen vatandaşın ilk başta ismini vereyim.
Sezgin Tanrıkulu'ndan CHP milletvekilimiz var. Benim vekilim değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani benim milletimin vekili değil. Çünkü bu sözleri söyleyen benim milletimin vekili olamaz. Jitem vardı. İnsanları takip ederdi. İşte vururdu ensesinden falan. Ama bir insandı o. Şimdi aynı görevi SİHA'lar insansız hava araçları yapıyor. Şimdi ben buradan bu açıklamayı yaparken bu şahsa şunu sormak istiyorum. Arkadaşım, bu devletin ekmeğini yiyeceksin. Öbür partiden, yani bilinen işte dağdaki PKK'ya, YPG'ye sırtını dayayanların partisinden olsan seni ben böyle yadırgamam. Çünkü dedim ki bunun girdiği parti belli, gittiği çizgi belli. Sen Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin içerisindesin ve bu açıklamayı yapıyorsun. Ve benim en çok ağrıma giden şey şu, sana takılmamın sebebini de ben söyleyeyim. PKK cenazesine PKK'lılardan evvel giden bir adamsın. Anladın mı? Ve biz senden, senin iki yüzlü siyah ayağından nefret ettik. Sen Wikileaks'ta giriyorsun belgelere. İlk ismini girdiğin zaman sende şöyle bir kod yazıyor. TR705 SİHA. Arkadaşlar aynen böyle yazıyor. Wikileaks belgelerine girdiğin zaman bu adamın kodu, Sezgin Tanrıkulu yazdığın zaman bu adamın kodu böyle yazıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Geçen sefer de seninle söylediğimiz gibi bizim %90'ımız vatanını, milletini, toprağını, bayrağını, dinini seven bir millet. Ama %10'umuz var ki münafıklar. Şimdi birileri bana ben milletvekiliyim derse benim de ona cevabım şu olur. Ben de sana oy verenim arkadaş. Seni oraya getiren biziz. Benim şehidimin cenazesine katılmayacaksın. Gidip elin piçlerinin cenazesine katılacaksın. Ve ondan sonra kalkıp diyeceksin ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürkçü bir partinin milletvekiliyim. Yazıklar olsun sana. Ben buradan kardeşlerime sesleniyorum. Siz Atatürkçüyseniz kardeşlerim, bu adamı içinizde tutmanız normal mi sizce? Yok mu? Öbür tarafta da aynıları var. Öbür partilerde de aynı şahıslar var. Biz bunlardan rahatsızız artık. Biz bunlardan rahatsızız. Akıncı üretiliyor. Dünya bizde gurur duyuyor arkadaşlar. Dünya bizde gurur duyuyor. Bakın size ben bir şey söylemek istiyorum. Adamlar Akıncı'yı ürettikleri zaman şöyle bir şey oluyor. Diğer ülkelerden gelen bir iki, ben bir not almıştım. Onu özellikle sizlere söylemek istiyorum. Hani bu önemli bir konu olduğu için size söylemek istiyorum. Yani adam, bu adam siyaset bilimci ve Hunson Endüstrisi araştırmacısı Bruno Maçes. Bu adamın direkt attığı tweet'i söylüyorum size. Türkiye'nin ilk milli ve yerli SİHA İHA sistemini Bayraktar TB2 mimarı olan Selçuk Bayraktar için ve Türk milleti için şunu söylüyor. Türk milleti ve bu adam Orta Doğu'nun kaderini değiştiren ibaresiyle, notuyla tweet atmış. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bütün firmalarımızla gurur duymamız gerekirken biz şunu yapıyoruz ya. Ya arkadaşlar, bir şeyle muhalefet olursun. Neyle muhalefet olursun biliyor musun? Hastanen azdır, niye yapılmıyor diye muhalefet olursun. İşte işsizlik vardır, niye iş vermiyorsun, fabrika açmıyorsun diye muhalefet olursun. Sonuna kadar arkanızdayız. Muhalefetin bu durumda sonuna kadar arkasındayız. Ama sen kalkıp da üretilen bir şey için muhalif olunur mu ya? Niye üretiyorsun gibi bir soru sorulur mu? Muhalif o zaman şu şekilde olur. Sen daha iyisini üretebiliyorsan muhalif olursun. Dersin ki bu böyle olmaz, bu böyle olurdu dersin. Bu kadar basit. Ama sen onu yapamıyorsan bunun ismi muhalefet olmuyor. Bunun adı daha farklı bir şeydir. Bunun adı dünya literatüründe şu geçiyor.
vatana ihanettir. Vatana ihanet. Anladın mı? Evet. Biz bunu artık hani ben anlıyorum. Yani içimizde var böyle kişiler. Ve biz bunların bir ayağının da okyanus ötesine bağlı. Yani CIA'ya bağlı olduğunu da biliyoruz. Arkadaşlar bir Marshall yardımı dediler bize. Bir Marshall yardımı. O da neydi biliyor musunuz? Süt tozu. Şu anda bizim üretemememizi, yani şu son 10 yıldır üretmemizin neden 90 yıl sonra yapıldığına sorusuna gelince işte o gönderdikleri bir kutu süt tozu yüzüne bu ülke bu hale geldi. Ben de buradan şunu söylemek istiyorum. Atatürkçü kardeşlerime. Rahmetli Atatürk biliyorsunuz ilk Kurtuluş Savaşı'nda verdikten sonra ilk işi, yani Kurtuluş Savaşı biter bitmez ilk yönlendiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirilebilmesi için uçak sanayisiydi. Çünkü o dönemde biliyorsunuz bizim teyyare diye tabir edilen teyyaremiz bile yoktu. Ve Atatürk bununla ilgili olarak iki kişi görevlendirdi. Birisi Vecihi Hürkuş ve biri de Nuri Demirağ. Bu güzel vatansever görevlendirdikten sonra fabrikalar açmaya başlandı. Hızlı bir şekilde. Üretim başladı. Biliyorsun hatta bu Kayseri'de haberlerde de izlemişsinizsiniz. Uçak fabrikalarında yani uçakların gömülme muhabbeti var. Üretilen. Evet. Ve biz düşünsene bu uçaklar ihracata kadar gitmiş. Hı hı. Yani biz sipariş almışız. Kaç sene öncesinden. Aynen öyle. Ya ilk önce bence Atatürk'ün kim olduğunu o hani kesinlikle şunu tenzih ederim. Gerçekten Atatürkçüler içerisinde ikiye ayrılıyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben Atatürkçüyüm. Kardeşim Atatürkçü. Tabii. Şöyle bir Atatürkçüyüz. Biz bize anlatılan Atatürk değil de vatanı için neleri göze alarak neleri yapmış olan Atatürkçüleriz. Anlayıp dinleyen ve kavrayan Atatürkçüleriz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Rahmetli Atatürk bu fabrikalar kuruluyor işte her şey oluyor. İşte bir sürü olaylar geçiyor arkadaşlar. Ve Atatürk vefat ettikten sonra ne ilginçse ben şuraya gelmek istiyorum. Onu da anlatacağım şimdi. Yani Atatürk ölüyor. İnönü Cumhurbaşkanlığına geçiyor. Evet. O dönemde zaten biliyorsun Atatürk yaşarken İnönü'yü yaklaşık bir 5-6 sefere yakın başbakanlıktan alıyor. Yerine en son Celal Bayar'ı getiriyor. Celal Bayar'dan sonra yani başbakanlık dönemi bitiyor, fabrikalar kuruluyor, üretim başlıyor, ihracat olacak. Tam bu sırada Atatürk'ün ömrü yetmiyor. Vefat ediyor. Vefat ettikten sonra büyük şef tabir edilen ki bu arada ben milli şef yani lakabı alan İsmet İnönü için de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bilmeyeniniz varsa bunu da iyi öğrenin, araştırabilirsiniz. 33. derecede yani üstad mason anlamında şef denilir masonlukta. Yani bu adam daha bunun üst kademesi yok. 33. derece hepsini geçmiş demektir. Ve Atatürk vefat ettikten sonra bu büyük şef ilk işi Celal Bayar parti kimle parti kurdu arkadaşlar? O partiyi bitirdi. Hatta o partiyi bundan 2 gün evvel açılan ada yani Menderes'in asıldığı adada biliyorsunuz Celal Bayar'ı dahi astırmak istiyordu. Başaramadı. Ve bu adamın yaptığı işlere baktığınız zaman Atatürk'ün yapmış olduğu bütün her şeyi tek 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 kapatıyor. Paranın üstünde bile kendi resmini basmıştı. Değil mi? Atatürk'ün resmini kaldırıp. Yani şimdi ben buradan size soruyorum. Ben bazı arkadaşlarıma dediğim zaman arkadaşlarım beni yanlış anlıyor. Ama arkadaşlar gerçekten biz kendi tarihimizi bilmiyoruz. Şimdi bana Atatürk'le ilgili yani bizim İslam ve sağ görüş tarafından olan arkadaşların da çok bilmediği şeyler var. Solcu denilen arkadaşların da çok bilmediği şeyler var. Çünkü Atatürk'ün yapmak istediği hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yapmıyoruz yani. Hepimiz yapmıyoruz. Yani düşünsene fabrika kurulacak, işte açılacak, ihracat olacak. Ya bir civata üretemeyen dediği ülke koca
teyyarı üretiyor, fabrika açıyor yokluktan. Şimdiki zihniyete bakıyorsun. Arkadaşlar aynısı. Yani üretilen bir şeyi ya ben şuna getirmek istiyorum. Arkadaşlar bu gemi, bu suyun üzerinde duran bu gemi hepimiz yaşıyoruz değil mi? Tabii ki. Yani Allah esirgesin bu Atatürk'ün tabiriyle tek dişi kalmış canavar dediği bu milletler bize saldırdığı zaman bu geminin içerisinde kimse sağ çıkmayacak. Doğru muyum? Evet. Vatan da biz olacağız. Bu kadar basit ya. Arkadaşlar bunun, yani bunun için yani sence Muttalip yani çok büyük büyük kitaplar okumanın ya da filozof olmanın ya da felsefeci olmanın bir anlamı veya olması gerekiyor mu sence? Yok. Bence gerekmiyor. Evet. Çünkü bakıyorsun ya yapılan işlere ya arkadaşım bak ben gene söylüyorum. Bu ülke Tayyip Bey'in de değil, devlet Bey'in de değil, filanca şahsın da değil, öbürünün de değil. Devlet dediğiniz sistem sensin, benim, Muttalip, çocuğum, hanımım, komşum, akrabam, biziz devlet arkadaşlar. Biz bunun bir kere farkına varalım. Hükümetler gelip geçicidir. Kimse dünyada baki değildir. Biz neden dualarımıza şunu diyoruz? Ya Rabbi devletimizi ilerhebet yaşamasını sağla. Ve bu duaların sayesinde 16 tane Türk devleti kurmuşsun. Doğru mu? Şimdi baktığın zaman ben sana sorayım Muttalip. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde senin gözünde bir ayrım gayrım yapacağın hiçbir şey var mı? Manevi değerlerimiz ve şehitlerimize dokunulmadığı sürece. Ermeni olsun komşun senin için bir sıkıntısı var mı? Yok. Kürt olsun bir sıkıntısı var mı? Yok. Türk olsun bir sıkıntısı var mı? O zaman neyin derdi? Bizim sıkıntımız bu. Biz diyoruz ki arkadaşlar biz tek olmazsak, görüyorsunuz şu anda zaten gidişatta farklı gidişatlar var. Arkadaşlar ben size şunu söylemek istiyorum. Hani bunu sizi korkutmak için de demiyorum ama bu gidişatta zaten pek fazla kalınmayacak. Görüyorsunuz bir virüsün yol açmış olduğu şeyleri. Ülkeler tek tek batmaya başladı. Evet. Yarın bir gün bu devletler bize iyi ayakta kalabilen devletlere çatmaya başlayacak. Neden? Onların bütün yerüstü ve yeraltı zenginliklerini alabilmek için sana saldıracak. Evet. Yani bunu sen ben biliyorsak, bunu Ahmet Mehmet biliyorsa, arkadaşlar ben buradan siyasilere tekrar seslenmek istiyorum. Arkadaşım bizi bölmeyin. Biz kendimizi çok iyi biliyoruz. Millet olarak da çok iyi biliyoruz. Biz kavga ederiz. Vallahi kavga ederiz. Kendi içimizde istediğimiz gibi kavga ederiz. Ama dışarıdan bir müdahale olduğu zaman biz nasıl kardeş olacağımızı da iyi biliriz. Biz buradan televizyonlarımızı açtığımızda kavga eden bir siyasetçi görmek istiyor musun? Elbette isterim. Vatanını milletini savunacak bir siyasetçi mi istiyorsun? Yoksa vatanı üretilen malzemeleri şikayet eden bir siyasetçi mi istiyorsun? Hain istemiyorum. Ülkemizin, devletimin maaşını alıp sıcak koltukta oturup hain istemiyorum. Bu kadar basit ya. Ya ben size şunu söyleyeyim. Ben buradan milletvekillerine de bir şey söylemek istiyorum. Bütün parti gözetmeksizin. Bir iki kişi var. Onların isimlerini vermek istemiyorum. Onlar özellikle bu yayınları inşallah onlara da nasip olur. Dinlerlerse onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Koronavirüs nedeniyle biliyorsunuz işçilerimiz işte işten çıkartılanlar oldu. İşte ne bileyim para alamayanlar oldu, zor durumda olanlar oldu değil mi? Meclisimiz açılmadı koronavirüs nedeniyle belli bir süre. Ben buradan milletvekillerinin hepsine seslenmek istiyorum. O dediğim birkaç kişi haricinde. Arkadaşlar bu millet maaş alamazken kapalı bir meclisten 40 bin lira 50 bin lira milletvekili maaşı alıyorsunuz. Değil mi? Madem bu kadar vatanseversiniz. Arkadaşım. Benim senden, senin de benden bir üstünlüğün yok. Kapalıysa o zaman ben buradan sesleniyorum. Neden maaş aldınız? Yemekhanelerinize, kameralarınızı görünce birbirlerinize düşman olanlar yemekhanelerde, meclisin yemekhanelerinde birbirlerine et yemekleri ısmarlamak için can atıyorlar. Yazıklar olsun. Benim kardeşimin
ölen şehit kardeşimin bunu kim yapıyorsa, herkes için demiyorum. Onlar kendilerini üzerine alınacaklara ben söylüyorum. Benim devletimin ekmeğini yiyip de benim meclisimde kürsüsüne çıkıp benim ülkemi kötüleyen kahri perişan olsun. Ekmek yemesinler. Ama Türk milletinin de şöyle bir özelliği vardır. Türk milleti her şeyi unutur. Ama haini asla unutmaz. Bunu söyleyince aklıma bir şey geldi. Onu da hemen söylemek istiyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çok güzel bir hadis-i şerifi var. Arkadaşlar bu sahih bir hadisidir. Her şeyi affedin ama vatana ihanet edeni asla affetmeyin diyor. Hazreti Ali radıyallahu anha. Sen geleceksin siyaset yapıyorum diye bu millete sadece solcu damgasını vuracaksın. Bu millete Alevi sünni damgasını vuracaksın. Bu millete başka türlü saldıracaksın. Arkadaşlar biz bunları yemiyoruz. Biz diyoruz ki biz tek vatanız, tek milletiz, tek devletiz. Bizim tek önünde eğileceğimiz bizi yaradan Allah. Bizim tek saygı duyacağımız insan 18 bin aleme gelmiş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim tek inanacağımız kitap Kur'an-ı Kerim. Ve tek önünde eğileceğimiz bayrak işte bu bayrak. Onun haricinde kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki cesaretiyle yaşamayan esaretiyle ölür. Biz bunlardan olmayacağız. Kardeşim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geçti. Ben nacizane biliyorsun bugün seninle ilk buluştuğumuzda da söyledim. İki tane bu şehitlerimizden dolayı ufak bir nat yazmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdiden sözlerimde herhangi bir şey bulursanız affedin. Bunu ben Muttalip kardeşimin özellikle dile getirmesini istiyorum. Gerçekten ben özledim ya. Dünya sürgünümü uzatılmaması için Rabbime diyorum ki Rabbim benim senden, senin de bizden razı olduğun gün emanetini al. Dünya Amin. Sürgünümüzü uzatma. Amin. Bizi evimizde yatarak yatağımızda öldürmeyi nasip etme ya Rabbi. Bizi senin yolunda, şu bayrağın uğrunda, kelimetullah davasında canımızı almayı nasip et ya Rabbi. Ve sözü sana bırakıyorum. İnşallah daha güzel senin, şeyler olur. Senin sözlerini tercüme olmaya çalışayım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sözler sana ait. Teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. İnşallah da seyirciler de beğenir. Kardeşlerim de beğenir. Bir an asırlar öncesine daldım. İlk kendimi Nebi'nin zamanında buldum. Sıcağın en tepede olduğu bir gündü. O Nur Nebi'nin etrafında Ashab-ı Güzide efendilerimiz hakkın helal tekrardan bizi. Estağfurullah. Buyur kardeşim. Sıkıntı yok. Çünkü Peygamber Efendimiz'e anlatan da bunu severler sevgili Muhammed. Heyecanlanmamak elbirliği. Teşekkür ederim. Sıcağın en tepede olduğu bir gündü. O Nur Nebi'nin etrafını Ashab-ı Güzin efendilerimiz sarmış, pür dikkat dinliyorlar. O Nur Nebi'yi anlatıyor, onlar dinliyordu. Yaklaştım. Yaklaştıkça yaklaştım. Bir an onun sesini duydum. Bu aciz, fukara kul ne yapacaktım, ne söyleyecektim? Sanki ruhum çıkmış, bedenim dolmuş gibiydi. Dünya seması durmuş, pür dikkat dinliyordu o Nur Nebi'yi.
Bir an celallenen ashabının tekbirleri getirdi beni kendime. Allah'ım bu nasıl bir bağımlılık, nasıl kalpten gelen bir sevgi ve kendi benliğimden utandım. Gözlerim doldu ve o nur peygamberi aradı bu gözler. Bir an göz göze geldim. O nur peygamberliğe baktım, baktı. O her bakışında kalbim beni bırak gideyim diye çırpınıyordu sanki. Ya Rab, bu bir hayal de olsa, düş de olsa ne kadar güzel ve ne kadar onurlu. Kaldırma bu rüyadan aciz kulumu. Ya Rab, bu bir hayal de olsa, düş de olsa ne kadar güzel ve ne kadar onurlu. Kaldırma bu rüyadan aciz kulumu. Hani o büyük alemlerin dediği gibi, ah, ah o Nur Nebi'nin zamanında olsaydım da, oturduğu bir kaya, bastığı bir avuç toprak, esen rüzgar olsaydım da, hani o büyük alemlerin dediği gibi, ah, ah o Nur Nebi'nin zamanında olsaydım da, oturduğu bir kaya, bastığı bir avuç toprak, esen rüzgar olup o gül yanaklarına dokunsaydım. İşte vuslat zamanı, gözlerimin perdeleri açılıyor. Ayrılıyorum o Nur Nebi'nin zamanından. Yo yo, vuslat bitti derken ayrılmıyorum o Nur Nebi'den. Yoksa bunu bir hayal değil de bir kavuşma mı? Ne olursa olsun görüyorum ya bundan sonrası ona kavuşma zamanı. Allah senden razı olsun. Heyecanlanmama razı olsun. İmkansız. Peygamberimizi anlatan, evet, onu dile getiren, yüreğinden Allah razı olsun. Allah razı olsun senden de. Arkadaşlar kusura bakmayın, bu daha evvelden çalışılmış bir şiir değildi. Evet. Hani benim nacizane kaleme döktüğüm, içimden geçenleri kaleme döktüğüm bir şeydi. Kardeşimden de özür diliyorum. Estağfurullah. Daha evvel çalışamadım. Estağfurullah. Senin yüreğine sağlık. Ben diyorum nacizane şiirlerim var. Nacizane şiirler okuyorum. Evet. Ama Resulullah'ı, o iki cihan güneşi anlatan sözleri okumak, yazmak ayrı bir yürek ister. Okumak ayrı bir yürek ister. Evet. Heyecanımız bundandır. Yani şöyle söyleyeyim size. Bunu bu şekilde bağlamamızın sebebi de şundan dolayı. Konunun başında dediğimiz gibi, bizim ağrımıza giden bazı şeyler oldu. Bu şehitlerimizle ilgili, yapılan işlerle ilgili, siyasetçilerle ilgili, yaptığı hareketlerle ilgili siyasetçilerin şehitlerimize karşı. Onu dile getirmeye çalıştık. Ben buradan, bu şiirden sana nacizane verdiğim ikinci bir şiir var. Bunu da birazdan okutmak istiyorum size. Müsaadeniz varsa arkadaşlar, siz de aynı şekilde Mütalip kardeşimin dile getirmesini istiyorum. Ama bundan evvel şunu söylemek istiyorum. Bu yazılan naatların hepsini ilk önce Peygamber Efendimiz, 18 bin aleme gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'ya, daha sonra bu vatanı için, ümmeti için, bayrağı için, devleti için vefat eden tüm şehit kardeşlerimize ve son bir haftadır gelen bütün şehit kardeşlerimizin ruhlarına hediye etmek istiyorum bu ikinci şiiri. Rabbim bizleri günahlarımızı affetsin. Amin. Rabbim bizleri onların şereflendiği makamla makamlandırsın. Bu şiiri de senden dinlemek isterim, eğer okursan. İnşallah. Güzel kardeşim. İnşallah. Yine Peygamberimizden bakalım. Yüreğine sağlık. Ey gecemin ışığı, gündüzümün güneşi, ruhumun ağabey hayatı, alnımdaki nurun parçası olmaya geldim.
Sen uzaklarda beklerken Ahmet'sin, gönüllere rahmetsin. Aşkın yattı, kavurdu, kül eyledi, beş paratmez şu gönlümü. Biçareyim, havariyim, gülünü özlemle bekleyen bülbül gibiyim. Ruhum kafeslere konan serçeler gibi ve her adım anıldığında çırpınıyor yerinden çıkıp sana varmak için. Ey Ahmedi, Mahmud Muhammed, yolların çukurluydu, engelliydi, fakat dost doğru bir yoldu. Asabına dediğin gibi, kişi sevdiğiyle haş olur. İşte ben de doğru olup sabrederken seninle birlikte harş olmayı bekliyorum. Ey sevgili, hani Hazreti Hamza Bedir çölünde boylu boyunca uzanmış yatarken sen başına gidip bugün ağlanacak gün olsaydı yerler gökler senin için ağlardı demiştin, değişin geliyor aklıma. Biz de ötelerden mi sesleniyoruz sana? Bizleri bırakıp nereye gittin ey sevgili? Sıratın başında seni canından çok seven ümmetini mi bekliyorsun? Bekle ey sevgili. Vusat yakın, vusat yakın, kavuşmak yakın ey sevgili. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Senin yüreğine sağlık. Bizi ağlattın Allah'ım. Allah razı olsun. Sesine sağlık. Arkadaşlar, bugünkü programımız biraz duygusal geçti ama sebebi de dediğim gibi şehitlerimizdi. Allah bizlere de onların makamından nasip etsin. Amin. Bizim en büyük bu yola çıktığımızdan bu yana tek dediğimiz bir kelime var. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Her programımızda da bunu vurgulayacağız. Biz herhangi bir, gene diyorum, siyasi veya herhangi bir tarikat veya farklı bir cemaatlere ne bağlandık, ne ettik. Bizim Allah'ımız bize yeter. Kitabımız, Kur'an'ımız bize yeter. Milletimiz, ecdadımız bize yeter. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz bayrağımız bize yeter. Allah bizi bayraksız ve vatansız olanlardan, olmaktan bizi korusun. Amin. Rabbim bizlere o dünyada belki birkaç kişi, kalan birkaç kişi, ümmeti Muhammed'in ehline benzeyen kişilerden yüzü suyu hürmetine belki yaşatıyor. Belki sokaktaki bir kedinin veya bir köpeğin hatırına bizi zulmetmiyor. Rabbim günahlarımız varsa günahlarımızı bağışlasın. Rabbim bizi yönetenlere de, buradan özellikle bunu söylemek istiyorum, bizi yönetenleri de Rabbim inşallah ayıltır, kendine getirmeyi nasip eyler. Ve şunu söyleyeyim son olaraktan, biz inşallah bundan sonra daha güzel, daha güçlü, daha birlikte, daha güzel Türkiye için hep birlikte toplum olarak ayıkarak, kendimize gelerek daha güçlü olacağız inşallah. İnşallah. Rabbim ahir zamandaysak bunu ahiretleyim. Senin için de söylüyorum, benim için de. Her duamda diyorum ki ya Rabbi ahir zamandaysak Mehdi Aleyhisselam'ın askeri olmayı nasip et. Vatanımız ve milletimiz uğruna ölmemizi nasip et. Rabbim... Rabbim bize o tasmayı taktırmayı nasip etmesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.